etme. Hep bari kapı çalıyor, duymuyor musun? Ya mehpare! Anne. Oğlum. Çok özledim seni. Taşı götürecek ekip arıyor. Alo. Geldiniz mi? Alo. Çekmiyor buradan. Ben senin oğlun değilim. Ama Şin'in oğlun olduğu aklına geldi. Ha? Niye? Niye geldin? Sinan. Seni görmeye gel. Bak her şeyi açıklayacağım sana. Her şeyi anlatacağım sana oğlum. Yapma böyle. Bak her şeyi anlatacağım sana. Seni görmeye geldim. Oğlum her şeyi açıklayacağım sana. Her şeyi öğreneceksin. Ne işin var senin burada? Baba, Sinan'ı görmeye geldim. Sinan, içeri gir, kapıyı da kapat. Seni uyarmıştım. Ne cüretle bu eve gelirsin? Sinan benim oğlum. Yıllarca ona zarar gelmesin diye sustum. Ondan uzak kaldım. Ama artık yeter. Zaman geçmiyor. Nasıl bir cehennemde yaşıyorum biliyor musun sen? Bana bunu anlatma. Onu başta düşünecektin. Şu an oğlundan ayrıysan senin seçimlerinin sonucu. Ben sadece anne olmak istedim. Ne kuzgunlar ne de meclis umurumda değildi. Bunu anlamak, bunu anlamak bu kadar zor mu ha? Evladımdan ayrı bıraktınız beni. Onu korumanın tek yolu buydu, anlamıyor musun? Anlaşmaya uymak zorundasın. Yoksa... Yoksa ne? Ben Sinan'ı alıp gidiyorum. Saçmalama. Burada bulunman bile onun için çok büyük tehlike. Ben Sinan'ın kılına zarar gelmesin de yıllarca ondan uzak kaldım. Onu görmemeyi göze aldım. Ne oldu? Sinan şimdi tehlikede değil mi? Ne demek istiyorsun sen? Unutma Nevzat. Ben de eskiden kuzgunlardan biriydim. Hem de en iyilerinden. Ne olup bittiğinden haberim yok mu sanıyorsun? Sinan şimdi tehlikede değil mi? Madem tehlikede değil, neden onu kamptan kaçırmaya çalıştın? Hemen git buradan. Bırak kolumu. Gitmeyeceğim. Git diyorum. O burada. Kim? Celal. Celal mi? Evet. Seni burada görürse ne senin için ne de senin için iyi olmaz. Yaptığın anlaşmaya uy ve git. Senin ihanetin yüzünden yaşıyoruz bunları. Daha büyük bir felakete sebep olma. Neler oluyor Sinan? Yok bir şey hocam. Baban nerede? Her şey yolunda. Konuştum. İyi, tamam o zaman. Neyin var Sinan? Neden ağlıyorsun? Ne ağlaması? Gözüme bir şey kaçtı sadece.
Benim de bazen gözüme bir şeyler kaçıyor. Merak etme, seni anlıyorum. Gözüne kaçan neyse benimle paylaşabilirsin. Pes etmeyeceksin değil mi? Yok, konuşmak istemiyorum dersen zorlamam, giderim. Annem yıllar sonra ortaya çıktı. Gitmek zorunda kaldığını söyledi. Beni korumak için uzak durmuş. Böyle koruma mı olur? Belki de doğru söylüyordur Sinan. Anlatması için bir şans verseydin keşke. Onu dinlemek istemiyorum. Bunca yıldan sonra çıkıp geri geldi. Çok kızgınım ona. Artık kendimi daha da yalnız hissediyorum. Asla yalnız değilsin. Biz varız. Annen ve baban ayrılmış olsalar da hayattalar. Ve anladığım kadarıyla ikisi de seni korumak için farklı hareket ediyorlar. Bazen insanlar aynı amaca farklı yollardan gidebilirler. Mavi ay, kara el gibi düşün. Hepimizin hedefi aynı ama farklı yollardan gidiyoruz. Bu bizi düşman yapmıyor. Bak, oturup bir şeyleri paylaşabiliyoruz. Sağ ol Elif. Seninle konuşmak beni rahatlatıyor. Annene de kulak ver bence. Seni sevmeseydi geri dönmezdi. Her insan hata yapar. Ve sırf bu yüzden bile herkes ikinci bir şans hak eder. Birbirimize ikinci bir şans vermeseydik bunları konuşamazdık, değil mi? Bak, sana gülmek ne kadar da yakışıyor.